Parçada özeti verilen eser aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Dikkat edilirse bir üçlemenin yani birbirini izleyen üç romanın ilki olan bir roman soruluyor bize. Bu romanda çocukluğu ve gençlik yılları anlatılıyor romanın. Çocukluğun tadını çıkarıyor kahraman, babası onun okuması konusunda kararlı. O sırada Adana'yı düşman güçlerin işgal etmesi üzerine aile Konya'ya, baba ise Kurtuluş Savaşı'na gider. Savaştan sonra ayrı Adana'ya döner ancak Beyrut'a kaçmak zorunda kalırlar. Burada dikkat edilirse Orhan Kemal'in biyografisinden söz edildiğini görüyoruz. Orhan Kemal Baba Evi adlı eserinde bu konulara değinmiştir. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Parçada üzerinde durulan eser aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Seçeneklere baktığımız zaman Buradaki eserlerin hepsinin Orhan Pamuk tarafından yazıldığını görüyoruz. Bu eserler onun romanlarıdır. Hangi romanından söz edildiğini anlayabilmek için parçaya dönelim. Orhan Pamuk'un bu romanı Osmanlı nakkaşlarını konu edinen bir cinayet ve aşk romanı olma özelliklerini taşır deniyor. Burada bir anlamda, bir anlamda polisiye bir roman bir dedektiflik romanı yazdığını söyleyebiliriz. Orhan Pamuk'un sözü edilen eser Benim Adım Kırmızı adlı eserdir. Kırmızı renkten hareketle Osmanlı nakkaşlarının yaşamlarına da değinmiş olur. Doğru cevap D seçeneğidir. Parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilir diye soruluyor. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bazı şehirlerden söz ettiği eserleri sorulmuş bize. Şehir mektupları Ahmet Rasim'indir. Sıla yolları Şüküfe Nihal'indir. Yaşamak hatırlamaktır. Ülkü Tamer'indir. Yaşasın memleket Aziz Nesin'indir. Buna göre geriye C seçeneği kaldı. Ahmet Hamdi Tanpınar İstanbul, Bursa, Ankara, Erzurum ve Konya'dan 5 şehirde yaşadığım gibiden İstanbul, Bursa ve Maraş'ta söz etmiştir. Dolayısıyla C seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Yukarıda verilenler aşağıdaki eserlerin hangisiyle ilişkilidir diye soruluyor. 3-5 kişi Adalet Ağoğlu tarafından yazılmıştır. 3 kişi arasında Vedat Nedim Tör tarafından yazılmıştır. Fikrimin İncegülü Adalet Ağoğlu tarafından yazılmıştır. Yağmurlar ve Topraklar Necati Cumalı tarafından yazılmıştır. Bereketli Topraklar Üzerinde adlı eser de dikkatlice baktığımız zaman Orhan Kemal tarafından yazılmıştır. Peki hangi bilgiler veriliyor? Çukurova yöresi, tarım işçilerinin sorunları ve kahramanlar Köse Yusuf, Pehlivan Ali, İflahsızın Yusuf. Buradaki isimler ve Çukurova bölgesi ve tarım işçilerinin yaşamları Orhan Kemal'in Bereketli Topraklar Üzerinde adlı eserinde ele alınmıştır. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Bu parçada özetinden bir bölüm verilen eser aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Seçeneklere baktığımız zaman bütün eserlerin Orhan Pamuk tarafından yazıldığını görebiliriz. Kahramanı Venedikli ve hoca olan bir eser soruluyor. Burada seçeneklere bakarak değerlendirelim. Yeni Hayat adlı eser bir üniversite öğrencisinin otobüsle şehir şehir gezerek ölümü kovalamasını ele almaktadır. Benim Adım Kırmızı adlı eser Osmanlı döneminde işlenen bir cinayeti ele almaktadır. Masumiyet Müzesi zengin bir aile çocuğu olan Kemal ile uzak ve yoksul akrabası arasındaki aşkı anlatmaktadır. Kara Kitap Eşini arayan Galip'in başından geçenleri anlatmaktadır. Parçada söz edilen eser Beyaz Kale'dir. Doğru cevap C seçeneğidir. Parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Seçeneklerdeki bütün eserler Reşat Nuri Güntekin tarafından yazılmış eserlerdir. Parçaya döndüğümüz zaman Ziya adlı bir kahramandan söz edildiğini görüyoruz. Ziya arkadaşları tarafından sevmeyi ve acımayı bilmeyen, özellikle kadınlara küstahça davranan biri olarak nitelendirilmektedir deniliyor. Yine bu romanda Sara, Vesime, Remzi Bey, Necdet gibi kahramanlar da yer alıyor. Altını çizmiş olduğumuz bölümden hareketle bu eserin bir kadın düşmanı adlı roman olduğunu söyleyebiliriz. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilir diye soruluyor. Bir bilim adamının romanı adlı eserin yazarı soruluyor. Bu işi üstlenecek yazarın bilimsel coşku hakkında en azından bir sezgiye sahip olması gerekiyordu. Nihayet Mustafa İnan'ın bir öğrencisi olan ve dolayısıyla Mustafa İnan'ın bilim sahasında eğitiminden geçmiş olan sanatçı soruluyor bize. Orhan Pamuk, Kara Kitap, Kar, Benim Adım Kırmızı gibi romanlarla biliniyor. Yusuf Atılgan, Aylak Adam, Ana Yurt Oteli gibi romanlarla biliniyor. Kemal Özer ikinci yeni sonrası toplumcu şiirle biliniyor. Abbas Sayar toplumcu gerçekçi bir roman. Yılkı Atı Can Şenliği, Çelo gibi eserleriyle biliniyor. Parçada sözü edilen eseri yazan kişi Oğuz Atay'dır. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diye soruluyor. Adalet Ağoğlu'nun kahramanı Ayşen olan bir romanından söz ediliyor. Burada ruh üşümesi, fikrimin ince gülü ve dert dinleme uzmanı doğru cevap olamaz. Adalet Ağoğlu'nun dar zamanlar adını verdiği bir üçlemesi vardır. Bu üçleme Ölmeye Yatmak romanıyla başlayar. Buradaki kahramanımız Aysel'dir. Daha sonrasında bir düğün gecesi gelir. kahramanımız Ayşen'dir. Sonrasında Hayır adlı roman gelir. Kahramanımız kahramanları Aysel, Ayşen olan bir başka romandır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı bir düğün gecesi olan A seçeneğidir. Bir kitap tanıtım yazısından alınan bu parçada sözü edilen eserin yazarı hangisidir diye soruluyor. Cemo ve Memo romanlarından söz edildiğini görüyoruz. Samim Kocaköz Kalpaklar, Dolu Dizgin romanlarıyla karşımıza gelir. Mahmut Makal Bizim Köy romanıyla gelir. Bekir Yıldız Alman Ekmeği, Karavagon, Reşo Ağa adlı eserleriyle karşımıza gelir. Dursun Akçam Kanlı Dere'nin Kurtları, Taş Çorbası gibi eserlerle karşımıza gelir. Parçada söz edilen romanların yazarı Kemal Bilbaşardır. Doğru cevap C seçeneğidir. Parçada ele alınan eserin yazarı soruluyor bize dikkatlice bakalım. Cevdet Bey'in yaşamından kesitler sunan, Cevdet Bey ve oğullarından söz eden bir romanla karşı karşıyayız. Doğrudan bu romanın adının Cevdet Bey ve oğulları olduğunu söyleyebiliriz. Abbas Sayar Yılkı Atı, Çelo, Can Şenliği, El Eliyur, Elde Yüzü adlı romanların yazarıdır. Aziz Nesin, Zübük, Hadi Öldürsene Canikom. Anıtı Dikilen Sinek adlı eserleriyle tanınır. Fakir Baykurt Yılanların Öcü Tırpan adlı eserleriyle bilinir. Oğuz Atay ise Tutunamayanlar yazarıdır. Cevdet Bey ve Oğulları adlı eser Orhan Pamuk tarafından yazılmıştır. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Parçada hakkında bilgi verilen eser aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Cumhuriyetin ilk yıllarında yazılmış, ve çok ilgi çekmiş bir romandan söz ediliyor ve romanla ilgili şöyle bir ipucu veriliyor. Eserin öyküsü aslında kadın kahramanın hatıra defteridir deniyor. Buna göre seçeneklere baktığımız zaman bütün eserlerin Reşat Nuri'ye ait olduğunu görüyoruz. Peki Reşat Nuri'nin Kadın kahramanlarının hatıra defterinden hareketli oluşturduğu roman var mıdır? Bir tane vardır. Bir de acımaktır. Bu Zehra adlı kahramanın babasının defterini okumasıyla oluşan bir romandır. Yani kadın kahraman hatıra defteri burada karşımıza çıkmaz. Yaprak dökümü, miskinler tekkesi, gönül işi ve yeşil gece doğru cevap olamaz. Sorumuzun doğru cevabı çalı kuşudur. Çalı kuşu romanı kahraman Feride'nin hatıra defterinin okunmasıyla oluşur. Doğru cevap B seçeneğidir. Parçada tanıtılan eser aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir diye soruluyor. Define adlı bir eserden söz edildiğini görüyoruz. Burada tütünden arta kalan zamanda hazine peşine düşen bir köylü ahaliden söz ediliyor. Kahramanı Seyit Ali bu romanın. Define romanı Cahit Külebi tarafından yazılmış olamaz. Cahit Külebi bir şairdir. Mahmut Makal'de daha çok köy romanları görüyoruz. Bizim köy romanı önem taşır. Oktay Akbal'da dikkatlice baktığımız zaman Önce Ekmekler Bozuldu adlı eseri görebiliriz. Necati Cumalı'da ise Tütün Zamanı Acı Tütün gibi eserleri görürüz. Sorumuzun doğru cevabı Talip Apaydın olan C seçeneğidir.